Merhaba arkadaşlar. Şimdi de as object şuraya yazalım. As object exception'lara bakacağız. Biraz önce yaptığımız örneği yapmaya çalışacağım burada. İsterseniz yine tekrar sıfırdan başlayalım. Ya da sadece evet hepsini değiştirelim. Try diyorum. Try'in içine şu şekilde bir şey yapıyorum. Account diyorum. Account diyelim. Buna bir AC diyelim. Eşittir. Bir liste yapalım. Select name from account where demiyorum, limit 1 diyorum. Bu şekilde bir account oluşturabilirsiniz. Limit 1 yani yukarıdan aşağı doğru sıralandırıp en üsttekini alıyor. Ondan sonra bu account'un ben bir string oluşturmaya çalışıyorum. String diyorum. Yine fazla koyduk. String diyorum. S diyorum. Bunu da neye eşitliyoruz arkadaşlar? Bu account'un yani AC account'unun site'ına eşitleyeceğim. AC.site. Neden böyle yapıyorum? Neden name yazmıyorum? Çünkü name'i zaten içinde yazmışım. Site'ı ben buraya yazmadığım için ve kullanmaya çalıştığım için bana hata verecek. Yani siz SQL'in içinde yazmadığınız bir field'in adını assign yapamazsınız. Bu bir exception'dır. O yüzden ben site yazdım. Name yazmadım. Şimdi catch yapalım. Catch'in içine ne yazacağımızı biliyorsunuz. S object exception. Buna i diyelim adına. Şu şekilde mesajımızı alalım. Nasıl yapıyorduk? i.get mesaj yazarak mesajımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, eğer bir hata varsa isterseniz buraya da system.debug içine s'yi koyalım. Eğer bir hata yoksa burada, bir exception yoksa, o zaman system debug s. Yani buradaki s'in değerini görmüş olacaksınız. Ama eğer bir hata varsa o zaman burayı atlayacak. Catch'in içindeki hata mesajını gösterecek. Eğer bu s object exception ise, bu da önemli. Yani siz bir DML exception yaptıktan sonra catch'in içine s object exception koyarsanız o onu catch yapamaz, yani yakalayamaz. Şimdi execute yapıyorum. Account'ta bir hatamız var. Bunu düzeltelim. Execute yapıyorum. Debug diyorum. Evet, S object row was retrieve. Yani burada diyor ki siz site'ı kullanmadınız. Yani retrieve yapmadınız. Onu kullanamazsınız diyor. Yani SQL'in içinde göstermediğiniz bir ifadeyi assignment'larda kullanamazsınız. Siz burada yeni bir değişken tanımladınız. Bunu da AC'nin site'ına eşitlemek istiyorsunuz. Ama bunu yapamazsınız çünkü burada site yok. Peki site koysak ne olur? Site koydum. Bakalım şu anda ne olacak? Sistemine bakıyorum. Gördüğünüz gibi null diyor. Site olmadığı için böyle diyor. Ama siz AC name deseniz o zaman hata mesajı olmaz. Yani null gelmez çünkü bunun bir adı var. Execute yapıyorum. Bu account'umuzun bir adı olduğu için adını göreceksiniz. AC001 şeklinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani özetlemek gerekirse bir account oluşturduk. İçinde yazdığımız field name'leri siz burada tekrar başka bir şeye assign etmek istiyorsanız, eğer varsa hata yok. Ama burada belirtmediğiniz bir field'i burada kullanmaya çalışıyorsanız demek ki bir exception'la karşılaşacaksınız. Çünkü buraya yazmadınız, onu assignment'larda kullanamazsınız. O yüzden bir exception yakalayacak. Bu exception'ın adı da S object exception olduğu için bu hata mesajını sistemde, yani execution log'da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet. Bunu ben bu videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki videoyla devam ederiz.